üstüne böyle bayağı bubble. Sürekli olarak dikkat ediyorum videolarıma yorum. Kutuyu niye göstermiyorsun diyor yahu. Bakar mısınız ne? Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Her zamanki gibi hastasıyız Beaker. Öpüyorum seni. Bir sana, bir ona. Üzümün çizgi roman üzerindeki etkisini biliyor musun? Evet arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bendeniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle arkadaşlar yine harikulade bir şaheser, bir Blu-ray film seti incelemesi yapacağız. Bugünkü setimiz aslında setlerin efendisi, yani Yüzüklerin Efendisi Extended Edition Trilogy seti arkadaşlar. Yani şimdi ne dedi bu adam diyeceksiniz? Arkadaşlar bileniniz biliyordur, bu Yüzüklerin Efendisi filmi ilk çıktığında sinemalarda bütün yani üçlemenin her filmi ikişer saatlikti. Ve tabii tıpkı o Watchmen'de olduğu gibi aslında bu filmin yönetmeni Peter Jackson bu filmi çekerken yedire yedire, doyura doyura çekti. Yani ne demek oluyor bu şimdi? J.R. Tolkien biliyorsunuz bu filmin, daha doğrusu Yüzüklerin Efendisi hikayesinin yazarı. Ve Peter Jackson bu hikayeyi bu kitaptan sinemaya uyarlarken sayfa sayfa giderek uyarladı. Yani tıpkı bizim Snyder abinin Watchmen'de yaptığı gibi her sayfayı arkadaşlar çekti Peter Jackson. Ama tabii çekince ne oldu? Mesela Lord of the Rings Return of the King, yani Lord of the Rings üçlemesinin 3. filmi bir çekti, onu bir montajladı. 4 saat 35 dakika arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 4 saat 35 dakikalık bir film çıktı. Elbette ki bu filmleri sinemada bu kadar uzun bir şekilde veremezsin. Çünkü her zaman dediğim gibi insan bir süreden sonra sıkılabilir. Veya ilk defa hani Yüzüklerin Efendisi'ne dair hiçbir bilgisi olmayan bir insanın bu filmi 4,5 saat sinemada izlemesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bunları ilk başta kurgularken, yani montajlarken diğer adıyla bu filmleri bunları dediğim gibi sinematik, teatrikal olarak kurguluyorlar. Yani bunları 2 saatlik böyle kurgular halinde sinemalarda gösterime soktular. Sonrasında sinema filmi olarak gösterimden indikten sonra bu filmler DVD'leri çıktı. Yine sinematik, teatrikal versiyonlarının ve sonrasında da bu uzun metrajlı versiyonları, yani extended, genişletilmiş versiyonları DVD formatında piyasaya sürüldü. Yalnız zannedersem o genişletilmiş versiyonların, yani bu genişletilmiş versiyonlarının Türkiye'de DVD formatında en azından ben Türkiye'deyken çıkmamıştı, öyle söyleyeyim. Sonrasında tabii yıllar sonra geçtiğimiz senelerde bakayım ne zamandı bu, burada gösteriyor mu? 2011. 2011 senesinde de bu Blu-ray versiyonunu çıkardılar. Bu genişletilmiş versiyonlarının. Ve oldukça güzel bir set. Görüyorsunuz böyle, yani altın kaplama izlenimi veren bir güzel bir kitapçık gibi yapmışlar bunu. Bunu böyle açıyorsunuz. Açtığınız zaman burada Orta Dünya haritası var. Birazdan zaten detaylarına gireceğiz, merak etmeyin. Ama şimdiden öyle bir göstereyim istedim. Ve her bir film, şöyle çıkarayım. Burada görüyorsunuz. Bu biliyorsunuz Yüzüklerin Kardeşliği. Bu iki kule. Ve bu da Kralın Dönüşü. Ve her bir film 5 diskten oluşuyor arkadaşlar. Yani 2 diski filmi, geriye kalan 3 diskte de tamamıyla işte o filme dair ne kadar materyal varsa, ne kadar dokümanter böyle video görüntü varsa hepsi var o 3 tane diskte arkadaşlar. Ve hepsi de Blu-ray formatında. Ve hakikaten güzel bir set. Kapakları da gördüğünüz gibi özel, tamamıyla bu sete hazırlanmış bir set. Birazdan dediğim gibi merak etmeyin, bunların hepsinin detaylarına bakacağız. Ve şöyle söyleyeyim, mesela bu filmin, yani Yüzüklerin Kardeşliği, Yüzüklerin Efendisi'nin ilk bölümü 228 dakika. Yani ne oluyor? Şöyle, yani ne oluyor? 228 dakika, 60 çarpı 4 deseniz 240 dakika. Yani hemen hemen neredeyse 4 saatlik bir film, yani 3 saat 50 dakika gibi falan bir film. Düşünebiliyor musunuz? Bunun mesela sinematik versiyonu 2 saat. Yani hemen hemen
Double, 2 saatlik daha fazla görüntü var ve hakikaten sinemada ilk izlediğimdekinden çok farklı bu versiyonu. Yani tamamıyla bütün dediğim gibi hikaye tam anlamıyla kavrayabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ve sonrasında iki kuleye geliyoruz. İki kule zaten sinemada biraz 2 saatin üzerine çıkmışlardı bununla. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 saat falandı. Bunun da 235 dakika, yani yine dediğim gibi 4 saate, neredeyse 4 saat zaten, yani 3 saat 55 dakikalık bir film. Yani burada düşünebiliyor musunuz? İki kule. Bir oturuyorsunuz, 4 saat sürüyor film. Ve en son olarak da Kralın Dönüşü hepsinden daha uzun arkadaşlar. Bu da 263 dakika, yani 4 saat 23 dakika arkadaşlar. Hemen hemen 4,5 saatlik bir Kralın Dönüşü izliyorsunuz ki dediğim gibi hakikaten yani çok bambaşka şeyler var ve dediğim gibi hikayeyi daha iyi kavruyorsunuz bu genişletilmiş versiyonlarını izlerseniz. İzlemediyseniz şayet mutlaka izleyin arkadaşlar. Hakikaten bambaşka bir Yüzüklerin Efendisi ile karşı karşıya geleceksiniz ve çok daha fazla hikayenin anlatıldığı, çok daha farklı şeylerin anlatıldığı bir sürü şey var yani. O yüzden dedim ki mutlaka izleyin bunları. Yani Lord of the Rings zaten Yüzüklerin Efendisi bana sorarsanız bir klasiktir. Yani bu harikulade bir hikayedir. Peter Jackson da hakikaten yani bunu çekerken bu filmi hakikaten sağlam çekti yani. Ama mesela ne yazık ki Hobbit'te öyle olmadı. Hobbit'te kıllattı. Hobbit'te bir de kıllatmasının sebebi şuydu. Çünkü Hobbit'in zaten Yüzüklerin Efendisi kadar çok böyle zengin bir hikayesi yoktu. Hobbit'i de hani üçleme haline getirdi ve üçe böldü biliyorsunuz. Bir de bu son dönemde hani bu CGI diyorlar ya, sürekli olarak bu yeşil perdenin önünde film çekiyorlar. O da çok yapaydı. Çünkü Lord of the Rings çekerken mesela belgesellerinde falan da var. Yeni Zelanda'ya gidildi. Hep yani çekimleri Avustralya'da, Yeni Zelanda'da dağlarla, doğal ortamlarla çektiler. Ama ne yazık ki Hobbit'te bunu yapmadılar. Tabii ki teknolojinin nimetlerinden faydalanın dediler. Ama işte her zaman papaz pilav yemiyor. Bir de dediğim gibi Hobbit daha böyle nasıl diyeyim, yani Lord of the Rings'e göre biraz hafif bir hikaye. Biliyorsunuz o Yüzüklerin Efendisi'nden hemen önce yaşanan bir hikaye. Bir de orada mesela bir yanlışlık yaptılar. Aslında Hobbit hikayesini bence önce yapacaklardı ki sonra Yüzüklerin Efendisi'ni yapacaklardı. Çünkü Hobbit'i yani izliyorsunuz, zaten sonrasında ne olacağını bildiğiniz için çok da böyle merak uyandırıcı, heyecan verici bir film olmadı ne yazık ki. Neyse, biz gene esas olana geri dönelim. İsterseniz gelin şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve bu sete şöyle yakın bir inceleme yapalım. Detaylı bir şekilde yüzüklerimize bakalım. Pressure. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Gördüğünüz gibi Lord of the Rings Extended versiyonunun üçlemesinin olduğu harikulade bir set. Gördüğünüz gibi kapağımız böyle bir altın kaplama. Burada tabii ki kapağında o harikulade Babacan yüzüğümüz var. Hemen altında da burada Extended Version yazıyor. Yani genişletilmiş versiyonları. Şöyle hemen yanına sırt kısmını çevireyim. Burada sırt kısmında gördüğünüz gibi Lord of the Rings, onun altında işte Yüzüklerin Kardeşliği, onun altında iki kule, onun altında da Kralın Dönüşü diyor ve arka kapağında da böyle bir ufak bir şekil var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum doğrusu, ama dediğim gibi böyle bir kitap izlenimi vermişler bu sete ki zaten normaldir. Malumunuz, bilmeyenler için tekrar şöyle hatırlatalım. Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi romanı, hikayesi J.R. Tolkien adlı bir yazar tarafından yazılmıştır. Ve hakikaten mistik, orta dünyada geçen harikulade bir hikayedir. Ve şöyle açıyoruz setimizi. Dediğim gibi burada orta dünyanın haritası var. Orta dünyanın haritasında işte bu Saruman'ın, Sauron'un bölgelerinin, işte onun yanı sıra Shire'in, bütün bu hobbitlerin nerede kalıyorsa hepsi burada var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve burada da gördüğünüz gibi Return of the King, yani Kralın Dönüşü filminin posteri var gördüğünüz gibi. Harikulade bir ekip, harikulade bir film arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Ve gördüğünüz gibi içinden de yine böyle filmlerimiz çıkıyor. Tabii bu filmlerimiz de gördüğünüz gibi böyle bir kitap izlenimi verilmiş. Ve yine böyle altın renginde bir baskıya sahip. Ve tabii isterseniz şimdi önce filmin ilk bölümü olan Yüzüklerin Kardeşliği ile başlayalım. Ve şunları şöyle bir kenara alalım. Bu arada bunun böyle gördüğünüz gibi bir mıknatısı var. Yani şöyle kapadığınız zaman hop kapanıyor gördüğünüz gibi ve bir daha açılmıyor. Bunu da güzel yapmışlar. Bunu çok rahat bir şekilde her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. 30 dolara kadar satan yerler var. Meraklısına belirteyim. Tabii Türkiye'de bu şeyler var ya, siz söyleyin, Blu-ray kodlamaları.
seyredebilir misiniz onu bilemiyorum. Ama bütün kodları açan Blu-ray player'lar vardı Türkiye'de. Oralarını izleyebilirsiniz. Ha şuradan da izleyebilirsiniz. Amazon'da bu genişletilmiş uzun versiyonları var bu filmlerin arkadaşlar. Amazon'dan da internet üzerinden izleyebilirsiniz öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada Lord of the Rings böyle bir kitapçık da geliyor. Yine filme dair basılmış o dönem üretilmiş süs eşyalarının tanıtıldığı ufak bir kitapçık. Sipariş verebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir satranç seti var mesela. Bunu bir ara almaya yeltendim ama 500-600 dolar mı neydi arkadaşlar? O yüzden alamadım. Ama gördüğünüz gibi harikulade bir satranç seti arkadaşlar. Bunu bir kenara koyuyoruz ve yine bu DVD'nin kendi kitapçığı var. Bunun içerisinde işte bu DVD diyorum, Blu-ray'lerdeki materyaller ne var ne yok onlar işte yazılmış buraya. Menü gibi dökmüşler böyle. Gayet hoş böyle ufak bir kitapçık. Ve dediğim gibi her film, her Blu-ray 5 diskten oluşuyor. Gördüğünüz gibi böyle 5 adet disk arkadaşlar. Ve dediğim gibi 2 diski filme dair ve diğer 3 diski de tamamıyla siz söyleyin materyal yani dokümanter böyle belgesel niteliğinde filme dair ne varsa hepsi var orada. Röportajlar, işte görseller falan filan fişmekan. Arkasında da görüyorsunuz yine bu şekilde burada filmle ilgili bilgilerin yer aldığı, daha doğrusu teknik bilgilerin yer aldığı ve yapımcıların, yönetmenlerin ve oyuncuların isimlerinin yer aldığı bilgiler var. Klasik. Ve sonrasında iki kuleye geçelim arkadaşlar. İki kulede gördüğünüz gibi Gandalf var. Tabii ki iki kulenin kahramanıydı Gandalf biliyorsunuz. En sonunda filmin geliyor ve biliyorsunuz orduyla beraber gümbür gümbür patlatıyor. Ve bu da şöyle açıyoruz. Yine dediğim gibi burada bir kitapçığımız var. Kitapçığımızın yanı sıra işte burada yine Harry Potter reklamları falan filan böyle şeyler de geliyor. Yine bunun içinde gördüğünüz gibi böyle bir menü babında işte ne var ne yok bu disklerde onu yazmışlar. Burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 yine böyle disklerimiz geliyor. Gayet hoş görüyorsunuz şöyle. Tutayım onları da. Ve bence serinin tabii ki en harikulade bölümü Return of the King yani Kralın Dönüşü'ydü. Hakikaten güzeldi ve dediğim gibi bu extended yani genişletilmiş versiyonu arkadaşlar biraz önce sizlere dediğim gibi 263 dakika yani 4 saat 23 dakika arkadaşlar. Ama nasıl o 4 saat 23 dakikanın geçtiğini anlayamıyorsunuz bunu izlerken öyle söyleyeyim size. Ve yine şöyle görüyorsunuz burada yine kitapçığımız var. Onun yanı sıra yine böyle disklerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor disklerimizde. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde arkası da yine böyle. Dediğim gibi arkadaşlar yani bunlar hakikaten harikulade bir set. Yani bunu almalısınız arkadaşlar. Türkiye'de tabii var mı yok mu bilmiyorum. Ama hani bulamıyorsunuz da şayet mutlaka bunları internetten, internet üzerinden izleyin. Yani bunlar Amazon'da falan şeyleri var siz söyleyin. Bu uzun metrajlı versiyonları var. Amazon'dan kiralayıp izleyebilirsiniz televizyonunuzda veya bilgisayarınızda artık neyse. Ama hakikaten güzel bir film arkadaşlar. Yani hani setini bir kenara bırakacak olursak filmin zaten kendisi konuşuyor biliyorsunuz. Yani bunu tekrar tekrar seyredersiniz yıllar geçse de hiçbir şekilde de sıkılmazsınız bu filmden. Gayet güzel. Diyorum arkadaşlar ve burada videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Tebrikler. Videomu başından sonuna kadar izledin. Ama mutlu olabilmen için hala 5 elemente ihtiyacın var. Bunlardan ilki kanalıma abone olmak, ikincisi videolarımı beğenmek, üçüncüsü videolarımı paylaşmak, dördüncüsü videolarıma yorum yapmak ve beşincisi de keyfine bakmak.